Sevgili izleyenler, Moda Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenine yeniden başlıyoruz. Az önce teknik bir nedenden dolayı yayınımıza bir kopma oluştu. İlk haberimizde tekrar yeniden başlıyoruz efendim. Ordu ilinde özel durumu olan öğrenciler için hazırlanan Ordu Önem Projesi ile ilgili bugün bir tanıtım projesi düzenlendi. Ve Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve protokol üyelerinin de katıldığı proje tanıtım töreninde Önem Projesi hakkında bilgiler verildi. Önem projemiz, Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un himayelerinde yürütülen özel nedenlerin engelleriyle mücadele projesiyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve şefkat eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla baş etmeleri için destek olmak hedeflenmektedir. Önem projesi kapsamındaki öğrencilerimizi belirlerken 7 başlık göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda parçalanmış aile mensubu olan çocuklarımız, bireysel sağlık sorunları olan çocuklarımız, ailevi sağlık sorunları yaşayan ailelerin çocukları, suça karışmış tutuklu ailelerin çocukları, ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin çocukları, bunda kıstaslar ayrı ayrı belirtilmiştir. Madde bağımlısı olan öğrencilerimiz, mülteci öğrencilerimiz Önem Projesi kapsamına girmektedir. Önem Projesi şehrimizin önderi ve aynı zamanda temsiliyet noktasındaki lider olan Sayın Kaymakamımızın riyasetinde gene yerel yönetim olarak bizler, milli eğitim olarak ve aynı zamanda şehrimizin değerli STK'ları yine dinamikler olan sizlerle birlikte bu şehirde dezavantajlı olan, riskli gruplar oluşturan, sevgi ve şefkat yoksunu olan çocuklarımıza hep birlikte neler yapabiliriz, buna daha fazla nasıl katkı sunabiliriz diye böyle bir toplantı organize edildi. Evet, bence inşallah gelinen noktanın daha ötesinde daha faydalı neticelerin oluşmasına da bu toplantının vesile olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar, bir şehirde yaşıyorsa, o şehirde mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürdürmek istiyorsa, şehrin diğer bu bahsettiğim, demin ifade ettiğim dinamiklerini de göz ardı edemeyiz. Önce bunlarla da hep birlikte mücadele etmeliyiz. Onların da aynı zamanda o şehrin sorunlarından arınmış bir şekilde hayat yaşamalarına katkı sunmalıyız ki hep birlikte o şehirde